nereye gidiyoruz? Bugün senin daha önce çok gitmeyi istediğin. Evet, çok istedim. Ama yine hiçbir zaman plan yapmadın. Yine benim plan yaptığım bir yere götürüyorum seni. Neresi? Demin söylediğin için biliyorum. Seraf, Güneşli'de. Evet. Gerçekten oraya yıllardır gitmek istiyorum ama asla gidemedim. Ve içli köftesini, onun bu beyaz içli köfte, böyle yuvarlak Malatya usulü sanırım. Böyle aşeriyorum bildiğiniz. Yoldayız. Biz biliyorsunuz o tarz yerlere her zaman öğlen gidiyoruz. Otopark ücretlidir yazıyordu. Şurası. Şu an çok aşırı farklı. Ben hiç böyle bir yere hayal etmemiştim. Vay, güzelmiş. Çok yükseldim bu turşulara. Olcay turşular var. Antep peyniri, reçel. Aa, buradan bir alışveriş yaparız. Sen bizi bayağı masama soktun bugün ya. Ya sen tam da gurmesin. Salça, sade yağ, nar ekşisi. Kardeşlerin en sallıyor. Ne sanıyorsun sen? Salla bakayım. Reyhan şerbeti. Şöyle sabun çeşitleri var. Ne yani olduysa? Restoranın girişinde bir market. Aynen. Markette çoğu istediğiniz şeyi bulabilirsiniz. Reçel var. Aa, ben kesin turşu alacağım. Kuzu paça çorbası bile var Olcay. Kavurma harika gözüküyor. Eren et diye bir yerden al. Pastırması da güzel. Burada da kuru yemiş. Vay 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 vay. Restoran üst katta. Oh, kafamız çarptı biraz sanki. Kapı kapanıyor. Bak. Altı açma yapacağız. Ne güzel tufalet değil mi? Ama sen beni bırakmıyorsun. Hadi beni bırak ki altını değiştirelim. Hadi bak. Menü. Hizmeti. Şöyle bir şey var. O ne yapıyor bilmiyorum. Deniz, ne yapıyorsun sen? Şöyle bir şey var. Tadım menüsü. Bir de böyle bir menü var. Bak bu da var Olcay, bu da var. Bir bakalım ona. Bir de şöyle zeytinyağlı başlangıçlar. Meze tepsisi de var. İyi olmuş o şeyler bence. Şunu. Bence biz şöyle bir şey soralım mı? Bir bundan bir bundan oluyor mu diye. Olmaz büyük ihtimalle. Senin için Vedat Milor diyorlar. Ne diyorlar? Vedat Milor. Şimdi şöyle bir şey geldi. İlk bunlar geldi değil mi? Bu tuzlu yoğurt mu? Evet. Bu da salça sanırım. Şöyle diğer mezeler, humus yemiyoruz. Biz tadım menüsü aldık. Pazı, kuru dolma, yoğurtlu bir şey ve böyle salata. Bunu tuttum. Büyük salata. Olcay'cığım, şimdi burada ekşi mayalı ekmeği görüyorsun. Bir mekan kendi ekmeğini yapıyorsa 1-0. Değil mi? Boşuna fırın almadık. Deniz de ekmeğini yiyor. Gerçekten ben bunun için geldim. Bunun için geldim. Çok seviyorum çünkü. Kuru dolma şöyle kıvamını görebilirsiniz. Bence çok güzel. Deniz Bey. Merhaba. Evet Özlem Hanım, ufak bir yorumlarınızı rica edelim. Neyle ilgili? Bu çok iyi. Ya ben bunun ne için bu, geldim. İçli köfte çok iyi. Afiyet olsun.
Evet, biraz yavaş, biraz yavaş. Biraz yavaş. Evet Özlem Hanım, bu ne? Bu lokmacun bir değişik böyle. İçi farkında mısın? Sanki etli ekmek gibi. Vegan lahmacun olabilir mi? Hayır, olamaz. Oh. Size afiyet olsun, bize de yasak olsun. Evet, maydanozu alalım. Nasıl? İpli ekmek gibi. Beğendim, çok çıtır gözüküyor. Beyefendi buyurun, bir isteğiniz mi var? Özlem Hanım, beyefendiye limon verebilir misiniz? Veririz. Evet, verelim, çekirdekleri alalım. Ekmekleri biraz fazla yemişler galiba. Biz bunları yerken Deniz Bey de semiz otu yemeği yiyor, değil mi Deniz? Burası bayağı kalabalıklaştı. Keşke. Daka burada. Mardin kebabı mıydı galiba? Acılı Mardin hülle kebabı tandır. Tandır. Tatlı olarak 22 helvası. Yasak. Sana yasak. Sütlaç normalde incir öğütmesi vardı. Biz sütlaç istedik. Serbest. Hayır yasak. Yasak. Ya sen ne yapıyorsun sen? Yedik, içtik. Ben çok doydum. Yani bir tık rahatsız oldum. Aslında o kadar da rahatsız olunacak kadar yok ama bana dokunuyor işte. Fazla yiyemiyorum. Sütlaç çok güzeldi. Sütlacın üstündeki zaten bütün fındıklar. Orada benim için olay bitiyor. Çifte kavrulmuş fındık ve sütlaçta böyle o istediğim kıvam, ne sıvı ne çok katı varsa olay bitiyor. Otopark parası 20 lira ödedik. O en güzeliydi bence. Evet, 20 lira idealdi. Bale. Su yazıyorlar tabii ona ek olarak. Olcay'ın bir sürü ilacı olduğu için 2 şişe su aldık. 40-40-80 oydu. Üstü biraz. Orası için normal bence. Cam şişe. En güzeli çaylar ikramdı ama menüde ilk baktım ben yazıyor. Olcay'cım öyle bir yerde çayın paralı olma ihtimali. Çay tam yazıyor 15-20. Dedim ki sakın ha nanay dedim. Çay burada nanay. Sonradan Allah'tan çocuk dedi içer misiniz deyince o sorunca anladım bedava. Evet. Biri soruyorsa bedava. Değil mi? Sor sen istersen. Yok öyle parada. Olmuyor her zaman. Yani güzeldi. Benim sadece tek bir şey var benim söylemek istediğim. O ilk başta gelen mezelerden humus çok güzeldi. Yani böyle kadife ipek gibiydi. Böyle yumuşacıktı. Yoğurtlu meze de güzeldi. O mesela maş fasulyesi salatası. Yani evet. Hani olmasa da olurdu o. Pancar salatası güzeldi. Bu arada tadıyla alakalı değil. Hani o evet. Restoranda o evet, değil de evet. Yani sanki daha özel bir şey olabilirdi. Evet, kesinlikle. Yoksa tadı harika. Evet, orada olmasından ay. pancar salatası güzeldi mesela. O da evet. Çıtır çıtır da mesela. Evet, böyle ben ondan yapacağım mesela evde. Onun dışında yani çok güzel. Bu arada orası biz şimdi hafta içi gittik. Çok doluydu. Hep böyle iş yemeği tarzıydı değil mi Olcay? Tabii hep İngilizce konuşuyorlardı. Türkçe konuşan çok yoktu. Hep İngilizceydi. Öyle yani bir daha yolumuz düşer. Ben içli köfte almadım çünkü çok doydum. Yani gözüm doydu, karnım doydu. O yüzden eve alma gereği duymadım. İrmik helvası da çok güzeldi bu arada. Öyle. Bu arada dünkü videoyla polo tişörtüm aynısını giydi zannetmesinler. Benim pololar ve tişörtlerden aynı renk en az 3 tane var. Ay Olcay, bunun açıklaması aynı olsa ne olacak? Her gün yıkıyoruz. Aynı olsa ne olacak?